Mutlu günler sevgili izleyenler. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ajans hafta sonunda son saat dilimindeyiz artık. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan son gelişmeleri, sıcak haberleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Gündem Moskova'da, Rusya'da yaşanan konser salonunda düzenlenen terör saldırısı. Yeni gelişmeler de geliyor. Geçtiğimiz dakikalarda son dakika olarak ekranlarınıza taşımıştık. Can kaybı sayısı 93'e yükseldi. Gözaltı sayısı da 11'e yükseldi. Kremlin'de gözaltına alınan şüpheliler arasında saldırıya doğrudan dahil olan 4 şüphelinin de olduğunu açıkladı. Şimdi son gelişmeleri almak üzere Moskova'ya, tam olarak olayların yaşandığı noktaya dönüyoruz. A Haber muhabiri Akşin Kişiye bizi bekliyor ve son gelişmeleri kendisinden alalım. Evet, Rusya dün akşamki korkunç terör saldırısının acısını yaşarken bir taraftan da olayla ilgili bilgiler, yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Dün akşam 20.00 gibi gerçekleşen terör saldırısında son rakamlara göre ölü sayısı 3'ü çocuk olmak üzere maalesef 93'e yükseldi. Sağlık Bakanlığı 150 kişinin de şu anda hastanede tedavi gördüğünü, bunlardan 60'ının durumunun kritik olduğunu duyurdu. Dolayısıyla ölü sayısının daha fazla olacağından endişe ediliyor. Ölenlerin listesi de az önce Acil Durum Bakanlığı'nca yayımlandı. Rus yetkililer teröristlerin akıbeti konusunda fazla bir açıklama yapmıyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi Başkanı Alexander Bortnikov dünkü saldırıya doğrudan kattan 4 kişi dahil toplamda 11 kişinin yakalandığını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor ettiğini bildirdi. Saldırganların video görüntüleri daha önce sosyal medyada yayınlansa da Rus makamlar henüz bu görüntülerin doğruluğunu teyit etmediler. Görgü tanıkları saldırganların çok acımasızca davrandıklarını, karşılarına çıkan herkese kurşun yağmuruna tuttuklarını anlatıyor. Şu anda Krokus City konser salonunun da çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınmış durumda. Fakat artık son birkaç dakikadan beri artık vatandaşlar buraya yaklaşarak dünkü olaylarda hayatını kaybedenler için çiçek bırakmaya başladılar. Gerçi polis burada görev yapıyor ve vatandaşların daha fazla yaklaşmamaları konusunda uyarıyor. Her ne kadar bu terör saldırısını DAEŞ üstlenmiş olsa da Moskova bu olayın arkasında Ukrayna'nın olabileceğini sanıyor. Ukraynalı yetkililer ise bu iddiaların hiçbir aslının bulunmadığını söylüyorlar. Bu arada Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda hayatını kaybedenlerden bazılarının vücudunda sarılı bomba bulunduğuna ilişkin söylentileri yalanladı. Konser salonunun park alanına bomba yerleştirildiği iddiaları da gece boyu yapılan incelemeler sonucunda doğrulanmadı. Olayın saldırı haberinin yayılması üzerine dünyanın değişik coğrafyalarından da Rusya'ya taze mesajları gelmeye devam ediyor. Birleşmiş Güvenlik Konseyi terör saldırısını kınarken tüm faillerin ve organizatörlerin bir an önce yakalanması gerektiğine ilişkin bir açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'e saldırıyı net bir dille kınadığı için teşekkür etti. Türkiye'de dahil birçok ülke ve uluslararası organizasyon saldırıyı kınarken özellikle de eski Sovyet Cumhuriyetlerinden Moskova'ya taze mesajları geliyor. Bu arada saldırganların Tacikistan uyruklu olduğuna ilişkin bilgiler ise Tacikistan hükümeti tarafından yalanlandı. Moskova'da konser salonunda bir saldırı yapılabileceği 2 hafta önce ABD Büyükelçiliği tarafından açıklanmış ve ABD vatandaşlarına vatandaşların toplandıkları yerlerden uzak durmaları çağrısı yapılmıştı. Rus yetkililer ABD'nin terörist saldırısı hakkında herhangi bir ek bilgi vermediğini aktarırken ABD'li yetkililer ise bu konuda Moskovalı yetkililerin de bilgilendirildiklerini iddia ettiler. Şu anda şunu söyleyeyim ki Moskova tabii bu olayın acısını yaşıyor ve tüm Moskova'da vatandaşlar olayda yaralananlar için kan bağışında bulunuyorlar. Ve Moskova Sağlık Departmanı da tüm vatandaşta, halka ve sağlık görevlilerine böyle bir günde seferber olduğu için bir teşekkür mesajı yayınladığını diyelim ve söz tekrar size bırakalım.